Bazı insanlar yılbaşının neden yanlış olduğunu düşünüyorlar. Dün de bir dedeyi çıkartmışlar. Onlar çok coşuyor böyle şeylerde. Dekolte bir hanım var karşısında. O da böyle kurnaz bir gülüşle gülerek ondan dinliyor. Şimdi onlar böyle fetvalar verdikçe, böyle açıklamalar yaptıkça onlar yılbaşını daha zevkli kutluyorlar aslında. O daha hoşlarına gidiyor. Yani ona rağmen, yani onunla alay ederek kutluyor olmak daha zevkli geliyor ona. Kafaları çekiyorsunuz falan diyor. İpsiz sapsız böyle. Bir kere yılbaşı kutlamak gayet güzel bir şey. Yani adı üstünde yılbaşı, yılın başı. Tabii kutlarsın. Aman diyor, İsa Mesih'in doğuş günü. Ya sen nasıl bir insansın sen? Müslüman peygamberinden bahsediyorsun. Onun doğum günüyse iftihar et. İftihar et. Sen kimden bahsediyorsun? Sanki ya dinsiz birinin doğum gününden bahsediyormuş gibi yani. Sanki Stalin'den falan var. İsa'dan bahsediyorsun. İsa Mesih'ten. Onun doğum günü işte ne güzel. İhya et. Ne güzel. Alkol falan. Ne, bunlara gerek yok. Ama niye kutlamayasın? Yani her gün bayram olsun. Her gün bir bahane olsun. Yılbaşı varsa güzel, ne güzel. Hindiler. 18 kiloluk aldık hindi. Şu an 22 kilo hindi. 4 kilo aldı hayvan. Yılbaşı için. Nedir bu bize? Güzellik. Amerika'da öyle beyaz hindi falan getiriyorlar. Kocaman görüyorsunuz. Renk yani, hayata renk katmak. Dolayısıyla yılbaşına direnmenin bir alemi yok. Bu cihat falan da değil. Çıkıyor gelenekçiler. Yılbaşını kutlamayınız kardeşler emlikten. Sen onu diyeceksin, İttihat İslam'ı savun. İslam birliğini savun. Bir sene bekliyor onu söyleyebilmek için ya. Noel Baba'nın kafasına odun vuruyor mesela, öyle resimler var. Noel Baba yerlere yatmış falan. Cihat yapıyor kendi kafasınca. Yani çok cahilce ve görgüsüz bir usul kullanıyor bir kısmı.